Bugün insanlık tarihindeki en ünlü hükümdarlardan biri hakkında konuşacağız arkadaşlar. Büyük İskender. İskender'in yaşamı boyunca fethettiği birçok bölgeden bahsetmeden önce nasıl hükümdar olduğuna ve özellikle babasının kurduğu imparatorluk üzerindeki gücünü nasıl pekiştirdiğine bir bakalım. Son videoda Yunanların Peloponez Savaşı'ndan sonra ne kadar zayıfladıklarını görmüştük. Sparta ve müttefiki Peloponez Birliği savaşı kazanmıştı, Pel Peloponez Savaşı'nı. Ve Yunanların yaşadığı bölgeleri fethetmek için uygun bir ortam oluşmuştu. Makedonya Kralı 2. Filip bu gelişmelerden sonra Yunanistan'ı fethetmiş ve Pella şehrinden bölgeyi yönetmeye başlamıştı. Filip kral olduktan kısa bir süre sonra ilk oğlu İskender doğdu. İskender Filip'in Olimpiyastan doğan oğlu. Olimpias Molossia e, Molossia kralının kızı ve bu nedenle Molosyalı yani Makedon değil. Bu noktayı iyi hatırlayın. Filip öldüğünde neden önemli olduğunu göreceğiz. Evet, İskender genç yaştayken durumu gayet iyi ve babası 2. Filip ile çok iyi anlaşıyor. Sonuçta İskender tahtın haklı bir mirasçısı. Yaşamının başlarında babası ona ders vermesi için zamanın en iyi öğretmenleriyle, hatta belki tüm insanlığın en iyi öğretmeniyle anlaşıyor. Aristoteles. Aristoteles e, İskender'e 13 yaşından 16 yaşına kadar ders veriyor, tamam mı? Babasının Aristoteles'i o sıralarda 13 yaşında olan İskender'e öğretmenlik yapması için ikna etme hikayesi ise şu şekilde: Filip Yunanistan'ı fethederken ee, Aristoteles'in köyü olan Stagira'yı yıkmıştır. Yani orayı da, başka köylerle beraber Stagira'yı da yıkmıştır. Aristoteles, tamam oğluna öğretmenlik yaparım. Fakat bunun karşılığında köyümü yeniden inşa edeceksin ve işgalden sonra köle yapılan tüm insanları serbest bırakacaksın, der. Filip bu teklifi kabul eder ve böylece İskender'in muhteşem bir öğretmeni olur. Bunun dışında İskender'in, Babasının Pers İmparatorluğunu ve daha da ötesini fethederken Asya'ya doğru süreceği ünlü atı Bukephalos'u e, evcilleştirerek gözüne girdiğine dair de hikayeler var. Filip bu evcilleştirilemez gibi görünen atı eğittiği için genç oğluyla gurur duyuyor. Ayrıca Filip Yunanistan'ı fethederken oğlu İskender hemen yanında birlikleri yönetiyor ve babasına yetenekli bir askeri general ve yönetici olduğunu da gösteriyor. Yani İskender için her şey iyi ve yolunda görünüyor. Ta ki Filip 7. ve sonuncu eşiyle evlenene kadar. O zamana dek Olimpiyas en gözde eşiydi. Bu arada Olimpiyas da ilginç bir karakter. En azından tarihçilerin gözünde öyle. Tabi anlatılanlara biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Çünkü bu hikayelerin çoğu yüzlerce yıl sonra yazıldı. Yani ne kadarının gerçek, ne kadarının uydurma olduğu çok açık değil. Olimpias Makedon olmaması dışında, çünkü hatırlayın, e, molosiyalı demiştik. Plütarkosa göre Dionizos kültüne inanıyor ve yılanlara tapıyor. Hatta Olimpias'ın yılanlarla uyuduğunu dile getiren bazı anlatılar var. Bu da Makedonlara göre hiç hoş bir şey değil. Evet, 337 ya da 338 yılında Kral Filip Makedon bir kadınla evleniyor. Kleopatra. Ama bu bahsettiğim tarihteki ünlü Kleopatra değil. O birkaç yüzyıl sonra geliyor. Konumuza dönecek olursak burada 2. Filip'i görüyorsunuz. 7. eşiyle evleniyor. Hepsini buraya yazmıyorum arkadaşlar. Sadece milattan önce 357'de evlendiği Olimpiyası yazdım. Bundan hemen bir yıl sonra da 3. İskender olarak doğan Büyük İskender dünyaya geliyor. Ayrıca bir de kızları var. Kleopatra. Bir kez daha söylüyorum bu tarihte herkesin bahsettiği Kleopatra değil. Neyse Filip bundan sonra milattan önce 337 ya da 338 yılında 7. eşiyle evleniyor demiştik. Onun adı da Kleopatra ve Makedon. Ancak Filip eşine annesinin adını veriyor. Evridi ki. Bunu biraz tehditkar e, olarak bulabilirsiniz. Çünkü ya eğer bu Kleopatra'nın oğlu olursa, ki gerçekten oluyor. Ve bu bebek yarı Makedon olan İskender'le kıyaslandığında tamamen Makedon. Bu durum Filip ve Makedon Kleopatra'nın milattan önce 337 ya da 338'de yapılan düğününde iyice göze batıyor. Yine de unutmayın bütün bu anlatılara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ekranda bundan 400 yıl sonra Plutarkos'un aktardığı bir olayı görüyorsunuz. Plutarkos şöyle yazıyor. Filip'in aşık olduğu ve evlendiği Kleopatra'nın düğününde, unutmayın bu Kleopatra evridiki yani Makedonyalı Kleopatra, Kleopatra Filip'e göre çok daha genç olduğu için amcası Attalos, amcasını da e, buradaki küçük aile ağacında görebilirsiniz bakın burada. Evet, Kleopatra'nın amcası Makedon Attalos kadehini kaldırırken şunu arzu eder. Bütün Makedonlar tanrılara yalvarsın. Kız yeğeni aracılığıyla krallığa meşru bir veliaht verilsin. Bunun altını çizeyim. Krallığa meşru bir veliaht verilsin. Bu noktada bir dakika zaten İskender meşru yani yasal veliaht değil mi diyebilirsiniz. İskender de muhtemelen sizin aynı şeyi düşünüyordu. Son derece öfkelenen İskender kadehlerden birini kafasına atar. Yani Atalos'un kafasına atar ve seni alçak der. Peki ben neyim ha? Gayrimeşru muyum ben? Sonra Filip yani İskender'in babası Atalos'un tarafını tutar. Kendi oğlunun tarafında olmaz ve ayağa kalkarak oğlunun üzerine gitmeye hazırlanır. Ancak her ikisi içinde de şans eseri sonucu ya da aceleci öfkesi ya da içtiği şaraptan dolayı Filip ayağa kayarak yere düşer. İskender de ona sistemle hakaret eder. Şuna bakın Avrupa'dan Asya'ya geçmek için hazırlanan adam bir koltuktan diğerine geçerken devrildi. Dolayısıyla eğer Plutarkos'un bu yazdıkları ancak kısmen doğruysa bile bu İskender ile babası arasında oluşan gerçek bir gerilimi bize gösteriyor. Elbette kısa bir süre esas eş olan ama yerine Makedon Kleopatra gelince bir tarafa itilen annesi Olimpiyas'ın onu kışkırtmış olması da muhtemel. Ve böylece Olimpiyas gönüllü sürgüne gidiyor, İskender onu takip ediyor ve işler oldukça gergin bir hal alıyor. Hatta işte iyice kaynama noktasına geliyor ve bir ya da iki yıl sonra Olimpiyas'ın diğer çocuğu Kleopatra ama Kleopatra evliliği ya da tarihteki meşhur Kleopatra değil arkadaşlar Kleopatra'lar çok kafalar karışmasın. İskender'in kardeşi olan Kleopatra Olimpiyas'ın erkek kardeşiyle evleniyor. Kısacası kendi dayısıyla evleniyor. Antik dünyada böyle garip şeyler yaşanırdı ve o zaman or or orada o kadar garip karşılanmazdı önce 336'dan bahsediyoruz ve bu düğün 2. Filip'in muhtemelen eski sevgilisi olan koruması tarafından öldürüldüğü o ünlü düğün. Ama 2. Filip öldürüldüğünde pek çok insanın tahta çıkmak için istekli olduğunu tahmin edersiniz. Özellikle de annesi Olimpiyas'ın yardım ettiği İskender. İskender var olan iktidarını pekiştirmek için bazı hamleler yapıyor. Bunun ilk yollarından biri kişiyi tehdit edebilecek herkesin öldürülmesidir. Böylece Olimpiyas ve İskender ki pek çok tarihçi bu konuya esas Olimpiyas'ın dahil olduğunu söyler. Ama İskender'in olaya öyle ya da böyle dahil olduğunu da biliyoruz. Bu ikisi herkesi öldürmeye başlıyorlar. Europa öldürülüyor. Ee, Karanus öldürülüyor. Bunlar Kleopatra Evredike'nin çocukları. Bu zamanlarda yani milattan önce 336-335 yıllarından bahsediyoruz. E, Europa ve Karanus'un e, daha yeni yürümeye başlayan çocuklar olduğunu en fazla 2 ya da 3 yaşında olduklarını da hatırlatayım. Ayrıca Kleopatra'nın öldürüldüğü veya kendisini asmak zorunda bırakıldığına dair bazı kanıtlar var. Bazı kişilerin canlı olarak yakıldığını söyleyen bazı kayıtlar da var. İskender ise sadece birkaç yıl önce düğünde kendisini hakaret eden meşhur amca atalos'un peşinden gider. Kuzeni amintası ve tahta hak iddia edebilecek diğer tüm prensleri öldürür. Yani bu son derece kanlı bir dönem. Bazen insanlar tüm bu halkları bir araya getirdikleri ve kültürü tüm dünyaya yaydıkları için büyük İskender gibi hükümdarları yüceltir. Ama unutmayın, bu insanlar iktidara genellikle çok acımasız şekilde gelirler. Ayrıca fethettikleri bölgelerde de acımasız olaylar yaşanır. O yüzden fetihleri hadi gidip diğer halkları fethedelim şeklinde basit şeyler olarak düşünmemeliyiz. Savaş her zaman çirkin bir şeydir ve tahta çıkmak için birden fazla kişi hak iddia ediyorsa işler daha da kötüleşebilir, daha da çirkinleşebilir. Şimdi... İkinci Filip'in ölümünden kısa bir süre sonrasındayız. İskender, annesinin yardımıyla ailede gücü pekiştiriyor ve Makedon İmparatorluğu'nun kralı olarak yerini güvence altına alıyor. Bir sonraki adım, imparatorluk üzerindeki gücünü askeri açıdan güvence altına almak. Bu tarihlerde Makedonya'nın kuzeyi ve batısında isyanlar başlıyor. Özellikle İliryalılar, ki burası günümüzdeki Arnavutluğun olduğu şu bölgeye denk geliyor, isyan etmeye başlıyorlar. İskender Pelium'a giderek oradaki geçidi kuşatıyor. Burası çok stratejik bir konumda ama İskender ordusuyla oradayken Yunanistan'ın diğer şehir devletleri özellikle Atina ve Tebai şimdi şans bize gülecek diyorlar. Çünkü Kral Filip artık yok. İskender yalılarla savaşıyor. O zaman biz de ayaklanalım ve bağımsızlığımızı tekrar kazanalım diyorlar. Ve birçoğu İskender'in daha önceki bir askeri seferde ölmüş olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden İskender'in Pelium'u kuşatarak kontrolü ele geçirmesinden ve son derece hızlı bir şekilde aşağı inmesinden sonra çok şaşırdıklarını tahmin edebilirsiniz. Gerçekten de Tebai'de gördüğü bu isyanı bastırabilmek için askerlerini birkaç hafta içinde yüzlerce kilometre yürümeye zorluyor. Sonra Tebailler isyanı sona erdirmeyi kabul etmiyorlar ve bu nedenle misilleme olarak Büyük İskender Tebai'yi antik dönemin bu meşhur kentini tamamen yok ediyor. Düşünün, bundan sadece birkaç yıl önce Tebai tüm Yunanistan'ın en önde gelen şehir devletiydi. İskender Tebai'yi yok ettikten sonra oradaki halkı köleleştiriyor. Ancak bu olay esas olarak Yunanistan'daki geri kalan şehir devletlerinin korkarak hizaya gelmelerini sağlıyor. İskender Sparta'yı fethetmedi. Bu biraz daha sonra gerçekleşecek. Ancak iktidarını yine de pekiştirmiş oldu ve şimdi M.Ö. 335'ten bahsediyoruz. Artık İskender babasının planladığı şeyi yapmaya yani Asya'yı fethetmeye hazır.